Arkadaşlar şimdi açısal momentumla ilgili çözebileceğimiz son soru bu. Zaten bayağı bir soru çözdük. Bu eski bir sınav sorusu. Benim fizik 101'e ilk aldığım dönem bir sınav sorusu. Teta böyle time'a bağlı, yani zamana bağlı değişik olarak vermiş. Bana sorduğu şey R'ı, V'yi, P'yi ve L of P'yi. Yani bu hepsi P noktasına göre soruyor. Angular momentum, açısal momentum, normal momentum hepsini bu P noktasına göre soruyor. Onları yapacağız. Şimdi R'ı bulalım hemen. R vektörü neye eşit? Direkt hesaplarsak ne çıkacak? R artı R cos teta. Teta dediğim şey AT kare. Bu ayet yönünde artı R sin AT kare. Bu da C'ye bölündü. R vektörünü bulmak kolay. Çünkü bakın bir R var, bir de R cos teta bileşeni var. R vektörünün. Cos teta dediğim şey alfa a t kare sin bir de y ekseninde de r sin teta var. Görüyorsunuz. V vektörünü nasıl bulacağım? V biliyorsunuz ki r'ın türeviydi. V vektörü eşittir vr over dt. R vektörü over dt eşittir. Dikkatli yapmak lazım bunları. Şöyle yazabilirim ama r parantezini alırsam şu zaten ilk terimden bir tane katkı gelmez. Ne gelecek? Eksi 2 a t sin a t kare i hat artı r parantezini aldım. Sinüsün türevi kosinüs 2 a t cos a t kare c hat. Görüyorsunuz burada herhangi bir şey yok. Bunu daha da düzenli yazabilirim. 2 a t r parantezini alırsam eksi sin a t kare i hat artı cos a t kare c hat. Buradan v vektörünü bulduk. Momentum'a bakacağız. Momentum ne? P eşittir mv. Bunların hepsi p noktasına göre. P eşittir mv. O da eşittir 2 a t r m eksi sin a t kare i hat artı cos a t kare c hat. Tamam, momentumu da bulduk böylelikle. Şimdi angular momentumu bulduk, açısal momentumu bulmak kaldı. Bakın olay şu, dediğim gibi bakın r vektörünü belli ettim, p vektörünü buldum. Şimdi artık sırada açısal momentumu bulmak var. Çünkü açısal momentumun formülü her zamanki gibi bildiğimiz gibi r cross p l of p p'ye göre, r da p'ye göre, p de p'ye göre. Ondan sonra hepsini hesaplayacağız. Şimdi teta'yı da zaten a tekrar olarak bana vermişti. Şimdi açısal momentumu hesaplayalım. Artık şekilde falan işim kalmadı. Çünkü her şeyi parametrize edip çözdüm. Şimdi o zaman biliyorsunuz ki açısal momentum dediğim bir şey cross product'la yapılıyor. Cross product'ı da matris determinant olarak yazabiliyorum. Şimdi o zaman yazalım. L of P eşittir. R cross P olduğu için ilk önce R'ı yazacağım. Bakın R'da ortak olan şeyler ne? R. Büyük R'lar ortak. Momentum'da ortak olan şeyler ne? 2 AT R kare M. 2 a t r kare m ve matris determinant olarak yazacağım. Determinant da burada ne gelecek? 1 artı ilk kısma i hat, c hat ve k hat'i koyuyorum. I hat, c hat ve k hat'i hemen yerleştiriyorum. Determinant alırken i hat, c hat ve k hat'i hemen yerleştiriyorum. İlk satıra, ilk sütuna onları koyuyorum. İlk satıra onları koyuyorum. İkinci satıra r vektöründen gelenleri 1 artı cos 1 artı cos at kare at kare sin at kare hemen y kısmında yazdım ve 0. Şimdi z diğer kısma gelirsek p kısmındakini yazarsak ortak kısımları zaten yazdım. Eksi sin at kare eksi sin at kare cos a t kare c
0. Matrisin determinantı olarak yazıyordum. Şimdi bakın, ahet komponenta bakarken onun satırını ve sütununu siliyordum. Bakın şurada 2'ye 2 kaldı. 0, 0. CH'te bakarsam 0, 0. Sadece K-hat yönünde bir contribution olacak. L of P'yi o zaman yazalım. 2AT r kare m yazarsak K-hat komponentine bakıyorum. Ne gelecek buradan? Bakın. K-hat'in satırını ve sütununu kapattım. Cos kare artı sin kare ve bir tane de cos gelir. 1 artı cos kare geldi. Bir cos kare geldi, bir cos'un kendisi geldi. Bir de artı sin kare geldi. Oradan 1 gelir. Cos a t kare ve k yönünde çıkacak. Buradan o zaman görüyorsunuz ki açısal momentum k yönünde çıkıyor. Açısal momentum k yönünde çıkıyor. Zaten bakın şekli tekrar gösterirsek, şöyle küçük bir şekilde şekli çizersem, r vektörü ve v vektörünü çizersem böyle. Şurası r vektörüydü p noktasından. R vektörüyle burası da p vektörü. R ile p'ye bakın. R vektörüne doğru birinci dört parmağım tutun. P'ye doğru kıvırdım. Zaten baş parmağım beni direkt dışarıyı, yani z yönünü gösteriyor. O da k. Zaten momentumun, angular momentumun k yönünde olduğu belliydi. Arkadaşlar bakın. Bu tarz soruları yaparken birincisi r vektörünü ve v vektörünü belirliyorum. İkincisi, biliyoruz ki cross product 3 boyutlu bir matrisin determinantı olarak yazılır. Birinciye ahet k'yi koyarsınız. İkinciye r kısmından gelen katkıyı, üçüncüye v'den gelen katkıyı koyup 3 boyutlu determinant alırsınız sadece. O kadar. Ondan sonra determinant alırken dedim ki ahet kısmını alırken vektör verecek sonuçta cross product. Ahet kısmını alırken ahetin satırını ve sütununu kapatın. Kalan iki kısmının determinantını alın ve zaten 0 geliyor. CH'de bakarsanız CH'de de aynı şey. K'yi kapatın. Bakın K'yi kapattığınız için satırla sütununu sıfırlar gitti. Cos kare artı cos geldi. Buradan da sin kare geldi artı sin kare. Çünkü bu tarafa çarpanın başına eksi koyarsınız. Oradan 1 artı cos at kare ve K'yi yönünde çıkmış oldu. Bu da dediğim gibi görebileceğimiz klasik sorulardan bir tanesi. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.